Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda patronun yeni aldığı iPhone 10'un camını kırıyoruz ve onu tamire gönderiyoruz. Arkadaşlar videomuzu Fixpack.com.tr sponsorluğunda çektiğimizi belirtelim. Peki nedir bu Fixpack? Abi Fixpack şu, şimdi telefonu 6000 TL'ye bastın, aldın. Elindeki fatura ve e-mail numarası ile birlikte Fixpack.com.tr'den kaydını yaptırdın. Yani artık telefonunu Fixpack'lettin. Ama tabii ki de bu üründe bizim ilgimizi çeken şey şu. Fixpack iddia ediyor. Diyor ki ben sana hiçbir gerekçe sormayacağım. Telefonun neden kırıldı, nasıl kırıldı, içine nasıl su kaçtı, ne yaptın da yaktın. Sen bunları garantiye göndersen adamlar sana soruyorlar. Ve kullanıcı hatası deyip senden ekstra ücret talep ediyor. Aynen öyle oluyor. Ha diyelim ki tamir olmuyor. O zaman da sana diyor ki ben senin telefonun %65'ine kadarını sana ödeyeyim. Sen de buradan yeni bir telefon vereyim. Aynen öyle. Ya da git kendine bir telefon al. Arkadaşlar Fixpack.com.tr ile ilgili detaylara geleceğiz ama şu bizi heyecanlandıran kısma geçelim. iPhone 10 patronun çekmecesinde onu bir alıp gelelim. Daha kendisi geçemedi, fırsatı olmadı. Patron böyle şeylere alışık abi ya, bir şey olmaz. Kızmaz ya, bir şey olmaz. Çağdaş, emin bekleteceğiz. Ya bu sene bu bizim uçurduğumuz kaçıncı? Aynen, o zaman bunu da uçuralım. Şunu deneyeceğiz arkadaşlar, telefonun ekranını kıracağız. Ama mesela şimdi Lütfi ile başlayacağız. Kulak hizasından kaçıncı düşüşte kaçıncı kırılır? Kaçıncı düşüşte? Bırakıyorum. İlk evet. Denemede sağlam. Böyle konuşurken... 2'de gitti. Telefon Brezilyacı oldu. Ya bayağı bir çatlağımız var arkadaşlar. Hani 6000 TL'lik telefon 2 kere düşünce abi. 2 kere düştü kulak hizasında. Bu birazcık Michael Jordan'ın kulak hizası olacak. Bırakıyorum. Üçüncü düşüşte tam bir tamirlik pozisyona geldi. Abi sadece 3 kere de bunun olması çok üzücü ya. Hadi ilkinde olmadı diyelim. İkincisinde gitti zaten. Üçüncüsü de üzerinde böyle tuz biber ekmiş olduk. Şimdi arkadaşlar tabii ki de telefonumuzu kırmadan önce fix beklettik. Fakat hani sizin canınız sıkılmasın izlerken diye o görüntüleri biraz sonra ertelemiştik. Şimdi gelin hep beraber izleyelim. Bakalım telefonu fix bekletmek için ne yapıyoruz, nasıl fix bekleniyor? Fixpack.com.tr sayfasına giriş yapıyoruz. Burada üye ol var arkadaşlar. Çok basit aşamalar. Biz üye olmuştuk. O yüzden bir giriş yapalım. Şimdi bir Fixpack satın al butonuna basacağız. Fatura tarihi. Fatura tarihi. Fatura bedelini de girelim arkadaşlar. Fatura tarihi ve işte ürünün fiyatını vesaire girdikten sonra Fixpack'letmenin toplam maliyetini görüyorsunuz. Biz bunu sepete ekledik. Orada zaten kırılma sıvı teması. Yüksek voltaj ve benzeri garanti kapsamı dışında kalan unsurlar arkadaşlar. Burası aynen önemli. Sizin mesela ürününüz garanti kapsamında bozuldu, kullanıcı hatası değil. Hani servisle uğraşmak yerine Fixpack'e yolluyorsunuz. Zaten onların anlaşmaları var. Onlar sizin yerine servis işlemlerini hallediyor. Aynen, sen bir uğraşmamışsın. Fixpack'in kargosu ücretsiz. Biz kendi aktivasyon kodumuzu girdik arkadaşlar. Şimdi doğrula diyoruz. Burada kullanıcı bilgileri formumuz geliyor. Şimdi arkadaşlar Fixpack'lenecek cihaz bilgilerimizi giriyoruz. Şuraya e-mail numaramızı gireceğiz. Cihaz adı BossPhone. Olsun telefonu. Cihaz fatura tarihini yani fatura gireceğiz. Üzerine yazan tarihi aynen giriyorsunuz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Buraya fatura karşılığı TL'ye gireceğiz. Şu bölüme de arkadaşlar faturanızın fotoğrafını mobil cihazınızla çekip bilgisayarınıza aktarıp sürükleyip bırakmanız gerekiyor. Biz şimdi o işlemleri de yapalım. Evet, an itibariyle arkadaşlar telefonumuz artık fix beklenmiş oluyor. Normalde aktivasyon işlemini siz yaptıktan 30 gün sonra paketiniz geçerli oluyor. İnsanlar alıyorlarmış telefonun eski veya bir şey oldu. Kırıyor ya da telefonun başına bir şey geliyor sonra geliyor. Fixpack diyor. Böyle suistimallerin önüne geçmek için 30 günlük bir süre eklemişler. Bence oldukça mantıklı. Aynen, biz de sistemlerini denemek istediğimizi söylediğimiz için bize böyle patarak diye açıldı. Sistem haberiniz olsun, bu ayrıntıyı unutmayın. Peki Lütfi, bu Fixpack koruma paketi neleri kapsıyor? Sadece akıllı telefonlar için mi? Yok. Değil. Tabletleriniz için de yapabiliyorsunuz. Evde ne bileyim değerli bir müzik sisteminiz vardır. Onun için aynen. Yapabilirsin. Dizüstü bilgisayarınız için yapabilirsiniz. Hatta ve hatta oyun konsolları için. Aynen. Fixpack kullanabiliyorsun. Buzdolabı vesaire gibi büyük başlarda arkadaşlar fix bekletme garanti süresine 1 veya 2 yıl olarak aynen, eklenme. 3. ve 4. yıl olarak. 3. ve 4. yıl olarak ekleniyor. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Bir cihazı bir kere fix beklettiğiniz zaman yılda 2 defa tamir veya onarım neyse işte başına gelebilecek sorunlarda çözüm üretiyor Fixpack. Telefonunuzun donanımsal veya yazılımsal fabrika çıkışlı bir hatası var ve servis telefon daha önce açıldığı için sizden ekstra bir servis ücreti isteyecek. Çünkü telefon garanti dışı. Bu ücreti de Fixpack karşılıyor. Arkadaşlar iddiaları aynen. Da bu şekilde. Çağdaş artık şu telefonu kargolayalım ben. Evet abi ya. Tırsıyorum şimdi aynen. Patronum size gelecek, telefonum nerede diyecek, bir şey olacak.
Tam bir fix pack olmuş abi. Aynen öyle. Firmanın eskiyi getir yeniyi götür diye bir iddiası daha var. Kendi e-shopları var. Site üzerinde oradan gidip kendinize bir telefon seçebiliyorsunuz. Hani telefonun ne arıza gördüğü de yazıyor orada. Hadi artık kargoya aynen. Ben açıyorum bunu. Aç abi ya. Bir bıçak vermeyeyim mi sana? Ben bunu açtım bile ya. Çok heyecanlıyım. Bu telefon tamir olmadıysa üzülürüz Çağdaş. Tut abi sen ben çekeyim. Portakal soyan gibi soydum. Çek abi. Çağdaş bir dakika soyan şimdi. Daha yollarız. Yılda iki kere değil mi lan? Şöyle bir görüntüyle geliyor arkadaşlar. Yaklaşık iPhone içinde. Bak bize sürpriz olsun. Arkaya koymuş. Herhalde arkası dönüp koymuşlar. Çevir abi. İlk siz bakın arkadaşlar. Olmuş mu? Yani evet, sorunsuz bir şekilde. Bebek gibi olmuş. Ekranda şu an herhangi bir sıkıntı yok, bir pürüz vesaire. Dokunmatiğini deneyimlemek istiyoruz ama. Evet, dokunmatiğinde herhangi bir problem yok. Patron telefonu Çince yapayım mı? İyice açamaz. Hani bana soracak olursanız 6000 lira bir telefona veriyorsak eğer bir şekilde kendimizi garantiye almak lazım yani. Aynen. Zaten şöyle yapın arkadaşlar. Mutlaka müşteri hizmetlerini arayın, bilgi alın, aklınızdaki soruların hepsini sorun. Cihazınızın durumuyla ilgili bir şey de sorabilirsiniz. Yani siz de ikna olursanız bence rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizim deneyimimizde herhangi bir problem yaşamadık. Telefonumuzu 3 iş günü içerisinde sorunsuz bir şekilde geldi. Fixpack firma olarak bugüne kadar bu arada 65 bin cihaza böyle bir hizmet sunmuş. 65 bin yaklaşık bir rakam arkadaşlar. Evet, o zaman artık içeriğimizi kapatalım. Çağdaş komutan, şu içeriği kapatalım. Fixpack'le birlikte kırdığımız iPhone'u gönderdik. Tamiri de halloldu. Bize sorunsuz bir şekilde geldi arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemedik. En önemlisi şu, herhangi bir teferruatla uğraşmadık. Beyanda bulunmadık. Hiçbir şey söylemedik. Olduğu gibi yolladık telefonu ve bize bu şekilde geri geldi. O zaman şunu diyelim. Her zaman olduğu gibi kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir Webtekno videosunda Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sen ekrandaki derken ben ortayı gösterdim. Olsun.